Ben bunu izlediğimde şöyle bir şey düşündüm. Hadise bir aşk acısı çekiyor. Bu böyle Büyük. şeyde konserde de geri zekalılar olmasa evlenirdik diye bir laf ettikten sonra vallahi bak üstüne böyle Doğru bir iki de söylüyorsun. düşünüyorum. Bakma sen duvarlara yapışıp Çünkü dans ediyor etrafta falan ama. ne? Erkek çok, adam yok. Haklı. Taş tarafaydı, etraf şu Taş tarafaydı. genel ya, bu her zaman Doğru mu? Ben kullandığımız, birine aşık konuştuğumuz bir olduğunu şey değil mi? düşünüyorum. Özellikle değil. Evet. Yani Ben de hakikaten erkek Hadise'nin çok. birine çok aşık olduğunu Ama düşünüyorum. adam gibi adam yok. Sadece etrafta kadın kandıranlar var son dönemde. Büyük Bence. duygusal boşlukta bence Bence Hadise. birine aşık ama nedense bir araya gelemiyorlar mı? Karşılık mı bulmuyor? Ama Yani ben birine duygusal acayip boşluk aşık olduğunu zaman zaman düşünüyorum. bence şu anda bu devrin hastalığı bu zaten, Bence duygusal birinden boşluk. ayrıldı o. Ya da diyoruz, ha bak bu da başka bir yer. Birinden Bu ayrıldı, Yıldız Gönderneli Tilbe'nin şarkısı şarkı. mı? Neyin? Vay be. Yıldız Evet. Tilbe'nin. Yıldız Tilbe'nin şarkısı. Muhteşem. Yüzü de çok hüzünlü ve bence o, yani bu Yok, kadınlar makyajı yok diye genelde hayatım. şey yaparlar ya, böyle bir üzüntü yaşadıklarında falan filan, bir aşk acısı çektiklerinde ya böyle giderli paylaşımlar yaparlar. Ya da Biz şarkılarla bir şey. yapıyoruz. Cemal Süreyya sözleri, Onu da sen Nazım yapıyorsun. Hikmetler. Evet. Yok, ben şey için yapmıyorum. Ben uzun süredir hiç kimseye hiçbir şey yazmıyorum. Yazdığım bir şey varsa bilsinler ki gerçekten sevdiğim için koyduğum bir şeydir. Kimseye gönderme Biz yapmıyorum de artık. Onu inan hak ben de edecek, yapmıyorum bak hiç. o göndermeyi hak edecek biri dahi yok. Doğru. Bak bu daha Bu çok önemli. ağır oldu. Çok Ama şu ağır. an Bu çok bütün ağır oldu. kadınların ve adamların sıkıntısı bu değil mi? Doğru insanlar bir araya gelemiyorlar ve ciddi anlamda bunalıma düşüyorlar. Şimdi Hadise bir bakıyor, konsere bak, milyon kişi Aynen. alkışlıyor. Televizyon programı İç efsane dünyası gidiyor. nasıl? Finalde eve gittiğinde WhatsApp'tan bir uyudun mu diye yazan adam yoksa gereksizdir bütün hayat yani. Neredesin? Nereye gittin? Bana öyle pis pis bakma. Sinsi, gülen yüzlerle bakıyor. Yani yalan mı? Doğru, yo yo, doğru Ne söylüyorsun. yedin, ne içtin, sabah çayını içtin mi, canancım, Hayır, yazan var mı sana? o Yok. kadar ayrıntıya gerek yok da ben o kadar vıcık vıcık şeyden de Ha, hoşlanmıyorum. sevmiyorum. İlişki biçiminden de hoşlanmıyorum. Abi eve Ama ben, gittin mi olabilir? tabii onu merak edersin istersen. Ama ben de, bak şimdi Pınar hiç öyle bakmamıştım. Ben birine aşık olduğunu düşünmüştüm. Önüme bu video klip geldiği zaman, kulüp, video Kulüp geldiğini, klip geldi. kulüplerden bunu çıkarttım biz. Bu video klip önüme düştüğünde ben birine aşık olduğunu ama kavuşamadığını düşündüm. Ama şimdi senin dediğin de çok mantıklı geldi. Efendim söyleyeyim, bu birine aşıktı, ayrıldı herhalde. Bana bir yalnızlık bunalımı gibi geldi artık. Yeter artık anne. Bana birinden ayrıldı gibi geldi. Bak, evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızının, bir de babamın. Bir de şu var. Öncesinde Hayır. de geri Aradakilerin... zekalılar olmasa Bir evleneceğiz de şu var. yapar. Herkesten, bu birilerinden darbe yedi. Bence. Bir adama güvendi, bir darbe yedi herhalde. Annesiyle babasının hayatta tek gerçek olduğunu anladı. O annesinle ilgili o hani kötü zamanları da bir var. O da ekleniyor. Hadise duygusal bir patlama yaşıyor şimdi. Bak ara bizi, gerçekten konuşalım. Değil mi? Bütün dertlerine deva bulabiliriz. Bence ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor gerçekten. Yani çünkü bazen şey oluyor ya, hani annenize babanıza bazen rest çekip birileriyle beraber olursunuz ya, finalde de sonra kuyruğunuz sıkışır, yine gelirsiniz dersiniz ki senden ve babamdan başka bir gerçek yokmuş. Biraz öyle gibi. Biz bir şey Geçer söyleyeceğim. inşallah. Ne zamandır hiçbir aşkını görmüyoruz? Uzun Çünkü gizli zaman. yaşıyor da ondan yani. Hani bir Tabii. takım isimler duyuyoruz, kulağımıza geliyor Ama böyle. niye gizli yaşıyor? Tam onlara bir Sebebi anlam var. yüklemediği için. Tabii yani Hayır, tutup hayır. Bir şey çıkarabilecek soracağım. olsaydı. Evet. Yani kulağıma gelen bir takım şeyler var neden elinden tutup çıkaramadığına dair, ama bu bir iddia olarak kalkış. Sonra bir de mahkeme yerdesinin için uğraşmak istemem Evet, doğru şahsım adına, ama söylüyorsun. Boş ver hani o o zaman. Ama sadece bize böyle. anlat sonra ne olduğunu. Tabii Tam iyi yani bir aşk kibarca yaşasa söylüyorum. herkesin önüne çıkar. Hayır, Yani öyle aşkını da ondan yaşar. değil. Hayır, ondan değil hayatım. Nasıl ondan değil canım? Yani çok Bence elinden tutulup çıkarılacak bir ilişki biçimi değildir de ondan diye düşünüyorum ben, benim aldığım duyumlara göre. işte Yoksa şimdi Hadise gibi bir kadın, geri zekalar diye sahneden bağıran bir kadın sence gerçekten çıkartılabilecek bir ilişki biçimi olsa çıkartmaz mı? Gizlice yaşanıp bitiyor yani bazı şeyler diye belki de düşünüyorum. tam bir yere koyamıyor onu. Tam bir yere koymadan da çıkartmak istemiyor ya Yo, insanlar. adamın eli kolu bağlı. Anlatamıyorum sana. Anlamadın mı Ha, hala? Israrla anlamıyor, ısrarla ısrarla anlamıyor. anlamıyorum. Bugün pazartesi ya, şimdi algılarım henüz Zahir, açılmadı. Bence zahir, onlar zahir. ayrılmış. Evet, Olabilir. Ben ama öyle zaten sezinliyorum. başlangıcını da bilemedik, sonunu Kimsenin da kadını bilemedik. olamadım anne Bak diyor ki ya. çok ağır bir laf bu. Kimsenin Çok. kadını olamadım. Olmuştur, Bence. olmuştur. O kadar da değil de yani. Hani o kadar da Sen de ajitasyona şimdi gerek hiç yok. üzülmüyor musun şu görüntüye? Yo, Yani ama bir bak, şey bir daha söyleyeceğim. izle bakalım, Bir daha belki izle. vicdanınsız diyecek mi? Dudaklarını bayağı seksi seksi elleyip şarkı söyledi. Hadisenin bu halini ben hiç böyle ajitasyon. Ay dur bir dakika, şimdi Ama Hadise de aşkı baksana bulamamış. arkadaşım, şurada burnunun falan şiştiğinin farkında değil misin? Makyajı yok. Ağlamış. Hayatım, makyajı yok kadının. Sana Ağlamış. yüzüne gelen Hayır. şey
Bak, şimdi bu seni de beni de boya surat. Hayatım, seni de beni de sabah boyamayalım. Bayağı şey görünüyoruz, üzgün ben görünüyoruz. Ben boyanırken de akşam ağlamış, ağlamış. Hayatım orada ciddi bir bunalım. Ağlamış görmüyor musun? Canan. Ağlamış bir surat. Orada muhteşem bir bunalım suratı var. Aynen. Burada artık seksilik yok, duvar dansı yok, bacak yok, mayo yok, hiçbir şey yok. Dudaklarından kadını göremiyorum. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ya o dudağındaki şey olabilir işte, botoks olabilir, bir şey olabilir, silikon olabilir. O ayrı ama yani şey, burada üzgün bir hadise görüyorum ne ben. Ne yapayım, ağlayayım mı başıma tülbent bağlayayım? Bir zerin üzerine bir de hadiseye mi ağlayayım? Hadise ayrı, açıklıyorum. Sonra... Hadise sevgilisinden ayrılmış. Bir kadın olarak acısını paylaşıyorum. Söylediği şarkıya imzamı atıyorum. Ben de. Evet, Sinem de atıyor. Canan tarafsız kaldı. Hayır, biz kadınların canım tarafındayız. İnanmıyorum. Etraf erkek dolu ama adam gibi adam çok az. O adam gibi adamlara da buradan saygıyla. Bir şey söyleyeceğim. Siz olsun. Geçen bir hafta bir dakika. Özbilge, bir dakika. Tabii severiz adam Bilal Özbilge. Gibi, ayrı ama ya siz geçen hafta bir dakika. Aslan gibi bir adam yani. Elbette Burcu kesinlikle da çok. Bir dakika, bir konuşabilir miyim? Hayır. Siz adamların telefonlarını kurcalıyorsunuz. Bak geçen hafta konuştuğumuza biz bakalım. Biz mi? Kurcalamadık da ne oldu? Tatile bir dakika. Hayır, tatile yalnız göndermiyorsunuz. Adamlar tabii sizden kaçar abi yani. Mutsuz olursunuz tabii yani. Biz kimsenin, ben telefonunu kurcalamıyorum ki. Bir dakika sokacağım. Senden niye kaçıyorlar tatlım? Sesi. Başka sebepler vardır ama telefon kurcaladığım için değil demek yani. Demek ki o işle olmuyormuş. Telefon kurcaladığım için değil ama. Ben kimsenin telefonunu kurcalamıyorum. Yani yalan telefon atma, geçen hafta demedim mi? Hayır, kurcalamıyorum dedi. Kurcalamıyorum dedim ben bir şey. Bak ama alırken tabii ki ekrana bakıyorum şöyle bir çaktırmadan. Bak şöyle yapıyorum. Göl kamerim. Ay, onlar koptu. Şey hayır ya. Bak şöyle yapıyorum. Bugün siz var ya böyle. Mesela telefonum çaldı. Diyelim ki telefon şurada çalıyor. Telefonun çalıyor diyorum. İstediğimizi söyleriz. Şöyle yalnız veriyorum başına, bak telefon çalıyorsa ben şöyle veriyorum bak. Bir dakika telefonun çalıyor. Adamları yalnız başına tatile göndermezler. Bak, bakmam diyorum ya sana. Bir gün şeytan dürter, o dürttüğünde asla boş çıkmam. Hiç dürtmemeli kardeşim. Ya sen ne, biz bakıyoruz abi. Bakacağız. Sonra hayatlarımızın bir erkek olmadığı kısmını sen hayatım, sen bana bunu asla bu cümle olarak ben bir evlilik yaşayıp 9 sene bir adamla evli kalabildiysem o adam demek ki bunlardan mutsuz olmamış demektir. O zaman oturacaksın, susacaksın. Konuyu da değiştiriyorum, konuşturmuyorum da seni. Başka konuya geçiyorum.